Yaklaşık bir aydır evdeyiz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Saçlarımızı kestik, yoga yaptık, pilates yaptık. Ekmek yapmaktan Instagram'ı Vakfı Kebir Ekmek Fırını'na çevirdik. Ama üzülmeyin, kokteyl yapmaya geleceğim. Haydi çeş! Bu haftaki kokteylimiz Bloody Mary arkadaşlar. Bloody Mary kokteyli çok eski klasik kokteyllerden bir tanesi aslında baktığınızda. En fazla varyasyonu yapılan kokteyllerden bir tanesi. Yani sizin yaratıcılığınızı çok fazla tetikleyebilecek bir şey. Dolabınızda olan birçok şeyi kullanabileceğiniz bir kokteyl. Kokteylin malzemelerinden kısaca bahsedeyim. Ana bazımız bizim domates suyu. Normal malzemelerinden bahsedeyim hatta. Domates suyu, vodka, limon suyu, acı sos, Worcester sos, tuz ve karabiber. Bu normal bir Bloody Mary'de olması gereken içerik. Fakat biz bunu ne yapacağız? Biz bu domates suyuyla beraber geçen hafta yaptığımız videodaki gibi bir baz hazırlayacağız. Domates suyunun içine belli başlı şeyler katacağız. Ben evde olan şeyleri kullanacağım. Siz de evde olan şeyleri kullanıp benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında sonrasında hazırladığımız bazla beraber vodkayı, tuz, limon suyu, karabiberle karıştırıp üzerine de hazırladığımız şeyi ekleyip kokteylimizi çok rahat bir şekilde oluşturacağız. Bunun için shaker vesaire kullanmamıza gerek yok. Direkt olarak bardakta build-in dediğimiz sistemle yapılabilen bir kokteyl aslında baktığınızda. Bir de bu hafta bu kokteyli yapmamın sebeplerinden bir tanesi şu. Cumartesi günü böyle bizonlar gibi içmişsiniz. Sabah kalktığınızda kafanıza damacana edikecek kadar susuyorsunuz vesaire. Bunun sebebi aslında hücrelerinizin su ve tuz kaybetmesi. Hücreler su ve tuz kaybettiği zaman biz bu suyu ve tuzu ihtiyaç duyduğumuz için sabah kalktığımızda ilk olarak tüketmek istiyoruz. Tuzlu besinler, çok fazla su vesaire. Aslında Bloody Mary de bizim böyle bir hangover kokteylimiz. Yani sabah kalktığınızda, o şekilde uyandığınızda içtiğiniz zaman gerçekten sizi toparlayabilecek ve o hangover kafasından biraz çıkarabilecek bir kokteyl. O yüzden benim de en sevdiğim kokteyllerden bir tanesidir. Fakat bugün dediğim gibi biz evdeki malzemelerle istediğimiz bir varyasyonunu yapacağız. Tabii ki siz de kendi evinizdeki malzemelerle bunu ona göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bahsetmek istediğim kısaca bir şey daha var. Ne yazık ki bir süre daha belli ki evlerdeyiz. O nedenle size böyle kendi Türk usulü yaptığım bir tane taco yapacağım bu videonun arkasında. Videonun en son kısmında yani kokteyl bittikten sonra bu taco'nun tarifini de böyle hızlandırılmış geçirmiş bir şekilde orada bulabilirsiniz. Ben ona Artun taco diyorum. Sour cream kullanılır genelde. Sour cream yerine süzme yoğurt kullanacağız. Guacamole sos kullanılıyor genelde takoların içinde. Bunu en basit yapabileceğimiz şekilde yapacağız. İçinde genelde işte avokado vesaire oluyor. Avokado herkesin evinde artık bulunan bir şey. Ben etle yapacağım. İsterseniz tavukla da yapabilirsiniz. İsterseniz karidesle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi evinizdeki imkanlara kalmış bir şey. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizim reçetemizde ne olacak? Domates suyu kullanacağız. Bunu normal bir domatesten elde edebilirsiniz. Püre yapabilirsiniz. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Katı meyve sıkacağından geçirebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış ama ben marketten hazır meyve suyu şeklinde aldım domates suyunu. Nar ekşisi kullanacağım. Nar ekşisinin yanında kendi yaptığım bir tane pancar turşusu vardı. Bu pancar turşusunun suyunu kullanacağım. Siz normal turşu suyu da kullanabilirsiniz. Acı sos kullanacağım. Gerçekten gülesim geliyor artık. Çünkü ortalık böyle kebapçıya döndü ya. Acı soslar bilmem neler işte. Tuz ve isot da kullanacağım burada gördüğünüz gibi. Isot değil ama böyle bir kırmızı biberimsi bir şey böyle hazırladım. Hakikaten tamamen kebapçı içeriğiyle kokteyl yapıyoruz ne yazık ki. Bir de közlenmiş biber kullanacağım. Yani gitgide içerikler hakikaten Artun Kebap Salonu'na doğru gidiyor. Şimdi, bir önceki videoda dediğim gibi püre yapmıştık. Çok basit bir şekilde yapmıştık. Ne kullandık? Evdeki el blenderımızı kullandık. Şu aparatı takarak da kullanabiliyorsunuz. Şu altındaki enteresan blender şeklinde olan aparatla da kullanabiliyorsunuz. Ben bunu kullanacağım. Domates suyunu biraz daha çeşnilendirip vodka, karabiber, tuz ve limonla karışmadan önce güzel bir hale getireceğim. Bu çeşnilendirme olayı tamamen size kalmış bir şey. Damak tadınıza ne uygunsa domates suyunu onunla beraber çeşnilendirebilirsiniz. Benim en sevdiğim şeyler işte kırmızı kapya biberin közlenmiş hali, kereviz sapı ki bu kokteylin en önemli içeriklerinden bir tanesidir genelde kereviz sapı. Fakat bu süsleme için kullanılır. Ben bunu içinde de aynı şekilde kullanacağım. İşte birazcık acı kullanacağım. Nar ekşisi çok severim. Onu kullanacağım. Az önce belirttiğim gibi. Şimdi biz bunun bir püresini, o baz sosunu dediğim şeyi hazırlayalım. Onun sonrasında kokteylimiz zaten yapması çok basit. Bardakta yapacağız. Shaker vesaire, kavanoz hiçbir şey kullanmamıza gerek yok. Tekrardan geçen haftalarda kullandığımız gibi shot bardağını ölçek alacağız. Bir shot bardağı, iki shot bardağı şeklinde. Ve buzumuzu bardağa koyup kokteylimizi pat 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 içine içerikleri koyarak hazırlayacağız. Bu kadar basit bir şey yapacağız aslında.
Evet, sosumuzu hazırladık. Şöyle bir kaba aktardım daha rahat kullanabilmek için. Kullanmak istediğiniz bir bardağı alıyorsunuz. Öncelikle şöyle bir karışım yaptım ben. Böyle burada gösterebilirim sanırım. İşte isot, tuz, karabiber, böyle bardağa gerdan yapmak için. Gerdan nasıl yapıyoruz? Bunu böyle hazırladım. Bir adet böyle limonu alıyoruz bardağın kenar taraflarına. Şöyle birazcık sürüyoruz. Hafif böyle yapışkan olması için. Sonrasında bu hazırladığımız gerdan karışımına acı biberli vesaire. Tabii ki hani acı biber tercih etmiyor olabilirsiniz. O yüzden işte sadece tuzla falan da yapabilirsiniz. Margarita'ya yapılan gibi. Şöyle gördüğünüz gibi bir gerdan yapıyoruz bardağın kenarında. Bu birazcık işte hem midemizi doyursun hem gözümüzü doyursun. Aslında o açıdan çok da önemli değil. Uğraşmak durumunda değilsiniz. Bardağımızı full buzluyoruz. Her kokteylde olduğu gibi. Ağzına kadar da buzladık bardağımızı. Tabii ki dünyanın en güzel yudum vodkalarından bir tanesini kullanacağım. Vladimir'de alkol miktarı çok fazla önemli değil arkadaşlar. Çünkü alkol almak için içilen bir kokteylden ziyade birazcık o sizi toparlasın diye, hücrelerinizin tuz ve su ihtiyacını daha fazla karşılasın diye biraz da damak tadınıza hitap eden bir kokteyl. O nedenle çok fazla vodka kullanmayacağım. Bir şat bardağı kadar vodka kullanıyorum. Döke saça kullanıyorum. Çok var. Sonrasında burada bir sıralama önemli. Tuz, karabiber, limon şeklinde gideceğiz biz. Zaten sosun içinde tuz kullandığım için, yani çok abartmadım gerçi. Hani birazcık tat versin diye koydum. Şöyle bir değirmen tuz kullanıyoruz. Bir değirmen karabiber atıyoruz. Son olarak biraz daha tadı dengelemesi amaçlı. Çünkü hani tuzlu ve birazcık baskın bir tat içeceğimiz şey. Limon suyu kullanacağım. Limon suyunu da yarım şat kadar ya da yarım şattan biraz daha az kullanabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Kokteylin orijinal reçetesini bu arada ben tekrardan geçen haftaki video gibi aşağıya bırakacağım. Finlandiya'nın sitesinde bulabilirsiniz aynı şekilde. En sonunda da bu hazırlamış olduğumuz sosu kullanacağım. Bu arada önlük takmadığım için buralar hep pancar oldu. Arkadaşla konuştum bu önlükleri yapan arkadaşlar. Bu hafta böyle bir post çıkıp bir takipçimize önlük hediye edeceğiz. Hatta bundan sonraki haftalarda muhtemelen her hafta bir takipçime bu önlüklerden, bu güzel önlüklerden bir tanesini hediye edeceğim. Vodka, tuz, karabiber, limonu koyduk. Her şey hazır. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Tamamlayacak miktarda şöyle bir bar kaşığım var. Ben bunu da karıştıracağım ama bir önceki videoda yaptığımız gibi siz tabii ki bu kaşığın arkasıyla da karıştırabilirsiniz. Çok fazla bir şey değişmez. Burada bir homojen dağılması söz konusu olayım. Şöyle çok az bir şey karıştırsak bizim için yeterli olacaktır. Şimdi gelelim süsleme kısmına. Bir Vladimir'in olmazsa olmazı kereviz yaprağı koyacağız. Kerevizler biraz öldü artık dolapta durmaktan. Yapacak bir şey yok. Burada süsleme tamamen size ait. Belki böyle değişik Vladimir'i görselleri görmüşsünüzdür. Üstüne işte mini burger koyan var, sosis koyan var, işte hot dog koyan var direkt böyle sosisliği vesaire vesaire. Ben ne yapacağım? Evde mesela limonum vardı. Güzel bir böyle kereviz sapının yanına tıraş limon koyacağım. Tıraş limonun yanına iki tane de zeytin ekleyeceğim. Yine tuzlu tuzlu. Onu kürdanla çok rahat yapabilirsiniz. Burayı süslemek tamamen size kalmış. İsterseniz üzerine salatalık rendeleyin. Şöyle bırakacağım. Çok da abartmaya gerek yok. Simple is the best diyoruz. Bu arada normalde limondan sonra acı sos da koyabiliyoruz buna. Ama benim midem çok fazla rahatsız olduğu için acı biraz tepkime yaratabiliyor. O nedenle acı sos koymadım. Şöyle basit bir acı sos kullanabilirsiniz. Herkesin evinde olan. O tamamen sizin acı sevip sevmenizle alakalı bir şey. Tabii ki acı severler için hakikaten güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve kokteylimiz görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi de bunun yanına yapacağımız atıştırmalığa geçeceğiz. Atıştırmalığın tarifini hızlı hızlı geçeceğim. Onu da yaptıktan sonra hem atıştırmalık hem kokteylin tadına birlikte bakacağız. We'll be right back.
Kesbir. Evet, yaptık. Şimdi hazırsak tadıyoruz. Umarım bu tarz güzel atıştırmalıklarla vakit geçirirsiniz diye tahmin ediyorum. Kokteylin tadını az çok zaten biliyorum ama şöyle atıştırmalıktan bir tane alacağım. Bu tortillaları fırında ısıtırsanız çok daha güzel oluyor bu arada. Onunla beraber kokteylden de bir tane alacağım. Gel oğlum. Gerçekten inanılmaz match 2 ürün yaptık. Gel. Ve evde bulunduğumuz süreyi en iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Gel misin? Gelsin tabii. Şu an sizde şey olduğu için efendi bir şekilde durmaya çalışıyor ama normalde hiç öyle bir kedi değil. Adeta bir kapsandır kendisi. Aslan oğlum benim. De kıs 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 kıs. Benim adım Fatih. Hakkımda bilmenize gereken tek şey bu. Şimdilik. Ne güzel kebap, yemesi sevap.